Bizler için denizlerimiz mavi vatanımızdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana planlı bir şekilde denizciliğimizi geliştirecek hamleleri gerçekleştirdik. Öncelikli olarak yasal düzenlemeler yaptık, denetimleri artırdık. Yatırımların önünü açtık, tersaneciliği geliştirdik. Kıyılarımızı deniz yapılarıyla donattık, deniz ulaşımını teşvik ettik. Hamdolsun bu çabalarımızla bugün 22 yıl öncesine göre çok daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz denetim ve uygulamalarla 2008 yılında beyaz listeye geçtik ve o günden bu yana çok şükür beyaz listedeyiz. Bugün Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır. 2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz bugün 2100'den fazla gemisiyle 50 11. sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimiz son bir basamakla artık erme noktasındayız. Yine 152 olan liman tesisi sayımız 217'ye ulaşmıştır. Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli, Mersin ilk 100 liman arasına girmeye başardı çok şükür. Bu gelişmelere bağlı olarak limanlarımızdaki yük trafiği de pozitif yönde etkilenmiştir. 2002 yılında limanlarımızda 190 milyon ton olan elleşleme miktarımız 2023 yılında 521 milyon tona, konteyner hacmimiz ise 6,5 kat artarak 12,6 milyon TEU'ya ulaşmıştır. 2024 yılına geldiğimizde ise ilk 10 ayda limanlarımızda elleşlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 artarak 441,9 tona ulaşmış. Elleşlenen konteynerde 7,7 artışla %7,7 artışla 11,3 milyon TEU'ya ulaşmıştır. Değerli arkadaşlar, bir araya geldiğimiz Karasu Limanı, RoRo, genel kargo, dökme yük, konteyner taşımacılığı ve yolcu hizmeti vermesiyle ülkemizin önemli limanlarından birisidir. Konumu gereği İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasını sağlayan Karasu Limanı, aynı zamanda taşıma maliyetleri ve taşıma sürelerinin azalmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak illerindeki sanayi bölgelerine direkt olarak hitap ettiği gibi stratejik konumu gereği Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Karabük ve Bartın illeriyle sebze ve meyve ihracatı özelinde Ege ve Akdeniz bölgesine de hitap etmektedir. Karasu Limanı'nda 2024 yılı Ocak ayından bu yana 1,3 milyon ton yük elleşlenmiştir. Karasu Limanı ile Romanya Köstence Limanı arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde bakanlığımızca verilen hat izni kapsamında Karasu Köstence Ropax faaliyetlerine de başlanmıştır. 186 yolcu ve 95 tır kapasiteli URD adlı Ropax gemisiyle de 4 Temmuz 2024 tarihinde ilk sefer gerçekleştirilmiştir. Seferler bir hafta 4, bir hafta 3 olmak üzere iki ülke arasında ayda 14 sefer yapılmaktadır. Hattın başladığı tarihten bu yana 69 sefer gerçekleştirilerek treyler ve dorse gibi
7487 araç ile 3885 yolcu taşınmıştır. Şimdi bu sayıları daha da artıracak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Köstence'de 2025 ilk çeyrek itibarıyla yolcu gümrüğünün açılmasıyla birlikte ticari yolculara da hizmet verilmesini planlıyoruz. Böylece yılda yaklaşık 12 ile 15 bin aracın kara sınır kapılarımızdan çekilerek deniz yoluna aktarılmasını hedefliyoruz. Yani Romanya Köstence Limanı'nda gümrük kapısını açınca bizim Kapıkule ve İpsala gibi Edirne üzerinden Avrupa'ya açılan sınır kapılarımızdaki yoğunlukta bir düşüş gözlemleyeceğiz inşallah. Özellikle yaz aylarında Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşlarımıza bir nebze de olsun soluk aldırmış olacağız. 2025 yılı ilk çeyreğinde ikinci bir geminin daha hatta eklenmesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlerleyen dönemde sefer sayılarının artışıyla birlikte hattın verimliliğinin daha yükseklere çıkmasını da hedefliyoruz. Karasu Limanımızın genişleme projesini de gündemimize aldık. Gerek ulaşım altyapıları, gerekse liman elleşleme kapasitesinin artırımı ile ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Limanın doğu ve batı yönündeki alanlarda Karasu Limanı geri hizmet sahası alanı imar planı ÇED çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Genişletme çalışmalarını hayata geçirdiğimizde Karasu Limanı'nın genel kargo elleşleme kapasitesi 1,5 milyon tondan 4,5 milyon tona, konteyner elleşleme kapasitesi 50 bin tüyüden 150 bin tüyüye, ro-ro kapasitesi 75 binden 200 bine, rıhtım kapasitesi de aynı anda 4 gemiden 11 gemiye yükselecektir. Toplam alan 130 bin metrekareden 1 milyon metrekareye böylece çıkmış olacaktır. Değerli basın mensupları, burada yaptığımız çalışmalar aslında kamu özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden birisini teşkil ediyor. Denizcilik sektöründe çok daha etkin ve verimli hizmet sunmak için özel sektör firmalarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.